Selam. Bugün kısa bir kulaklık incelemesi için karşınızdayım. Aslında bu bir inceleme değil. Hani iki gün oldu ben bu kulaklığı satın alalı ve bütün günümü bu kulaklıkla geçirdim. Dışarıda normal müzik dinlemek için de kullandım. Burada yaptığım mix'i kontrol etmek amacıyla da kullandım. Spor salonunda bayağı bir kullanma fırsatım oldu. bana hissettirdikleri üzerinden size bilgi vermeye çalışacağım. Bahsettiğim kulaklıkta KZ'nin Zex Pro modeli. Çok böyle bilinçli bir şekilde ya evet aradım kulaklık bu olsa gerek diye satın almadım bunu. Birazcık böyle e, kör atış oldu aslına bakarsanız. Ama kısmen yeni çıkan modellerden biri olduğu için ve bir iki yerde de ufak tefek yorumlar okuduğum için, video izleme fırsatı bulduğum için denemek istedim. Bu kullanım tecrübesinden sonra bana hissettirdikleri hakkında birazcık fikir vermeye çalışacağım. Öncelikle benim ilgimi çeken tarafı tasarımı. Hani bir in-ear monitör için çok büyük değil. Fotoğraflarda da öyle diyordu, yorumlarda o şekildeydi. Ben kulağıma taktığımda da çok rahat ettim hani herhangi bir yük vermiyor. Bir ağırlık hissi vermiyor size. Ve ben gözlük de kullanıyorum. Aynı zamanda dışarı çıktığımda maske de taktım. Hani o kalabalığın içinde bile çok fazla rahatsızlık vermedi. Başka modellerini incelediğimde Kaze'nin özellikle çok fazla içinde driver olan modellerinde birazcık kaba durduklarını birazcık ağır hissettirdiklerini fark etmiştim. Bunda öyle bir hissiyat yok. O konuda çok rahatlar. Fiyatı da ben bunu satın aldığımda 600 TL civarlarındaydı yayınlanma tarihini çok sonra yatmayacağımı düşünerek TL olarak da fiyatını verebilirim. Beraberinde ben mikrofonlu kabloyu tercih ettim. Hani telefonla da kullanırım diye. Kablosu muhteşem kaliteli hissettirmiyor. Ee, gelen beraberinde gelen kablo ama Kaze'nin en büyük avantajlarından biri de zaten sökülebilir olması. Daha kaliteli bir kablo modeli de tercih edebilirsiniz yine Kaze'ye ait. Bu C tipi bağlantı olduğu söylendi bana sorduğumda. Hani bağlantı tipini kontrol ederseniz buna uygun bir şekilde bir kablo alabilirsiniz. Aynı zamanda kazenin avantajlarından biri de Bluetooth adaptörü de alabiliyorsunuz bu kulaklıklara. Onu da ileride yani eğer gerçekten memnun kalırsam, çünkü beni çok mutlu ederse Bluetooth adaptörünü de satın almak istiyorum. İstediğim zaman kablolu, istediğim zaman kablosuz kullanabilmek adına. Bir de kulaklıkta gelen mikrofonun aldığı sesi de duyun istiyorum. Ee, şu anda herhangi bir işlem yapılmadı. Direkt olarak mikrofonun aldığı sesi duyuyorsunuz. Belki hani konuşma sesimle dengelenmesi açısından sesini açıp kısmış olabilirim. Ama dip gürültüsü ya da duyduğunuz ses kalitesi direkt mikrofonun aldığı ses. Onu da bir duyun istedim. Bir de nasıl bir duyumu oldu hakkında birazcık bilgi vermeye çalışayım. Dediğim gibi çok fazla teknik detaya girmeyeceğim işte şu teknoloji kullanıldı, aman böyle driver var içinde gibilerinden. Hem bu konuyu çok araştırmadım hem de aslında çok da önemli değil. Ben güzel duyuyorsam güzeldir aslında bakarsanız içindeki teknolojiyi araştırmayı ve öğrenmeyi çok istemeyebilirsiniz de. Ben diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler tizleri bir tiz konusunda birazcık hassasım. Tizlerin olabildiğince kuvvetli ama çok da kulağı rahatsız etmeyecek şekilde gelmesi taraftarıyım. Hoparlörlerde de böyle kulaklıkta da böyle. O hissiyatı bu kulaklık verdi. Güzel bir sahnesi var. O kelime tam olarak doğru mu bilmiyorum ama kulağınızın içine kadar sokmanıza rağmen çivi gibi gelmiyor tizler. Belirli bir mesafeden geliyormuş gibi hissediyorsunuz ve çok net bir şekilde reverb kuyruklarını, vokaldeki tizlikleri, ufak numaraları her şeyi duyabiliyorsunuz. O konuda çok rahat hissettirdi. Alt frekansları gelince fiyatına göre bence iyi. Ama alt frekansları doygun ve sıkı bir şekilde duymak isteyen arkadaşlar birazcık memnun kalmayabilirler. Yani daha sıkı olabilme olasılığı vardı. Çok hafif dağınık geliyor ama ben o konuya çok takılmadığım için zevk meselesi açısından beni mutlu etti. Ama daha dolgun, daha daha ataklı bir alt frekans almak istiyorsanız belki ilk sırada bu kulaklığı tercih etmeyebilirsiniz. Daha çok driver'lı modellerini belki incelemeniz gerekebilir. Şu an için bu kısa kullanım içerisinde ben fiyat performans açısından almış olduğum sonucu oldukça beğendim. Hani o yüzden tavsiye edebilirim. In-ear monitör olarak düşünen arkadaşlar varsa da dediğim gibi benim hissettiğim frekans cevabı açısından bence gitaristlerin ya da işte klavyecilerin özellikle özel dinlediğim şarkılarla da alakalıydı belki ilk başta kontrol ederken elektro piyanoyu sık kullanan klavyeciler için çok tatlı geleceğini hissettirdi bana. O çok güzel vereceğini, tizleri çok tatlı vereceğini hissettim dinlerken. O açıdan hani tiz frekanslarda enstrüman çalan arkadaşlar ve sahnede o tiz gücü almak ve rahatsız etmeden almak isteyen arkadaşlar için uygun fiyatlı bir tercih olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Dediğim gibi davulcu ya da bas gitaristseniz belki diğer modelleri de bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Videoyu çok fazla uzatmak da istemiyorum. Sadece bana dediğim gibi üçüncü kullanımımdan sonra hissettirdiklerini size aktarmak istedim. Eğer hem Kaze'nin bu modelini hem de diğer modelleri hakkında fikriniz varsa uzun süredir kullanıyorsanız yorumlara en azından tecrübelerinizi aktarırsanız çok iyi olur. Farklı modeller hakkında da fikrimiz olmuş olur. Güzel bir bilgi listesi koymuş oluruz belki yorumlara. Yorumlarınızı bekliyorum bu açıdan. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı hatta zile basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.